ya baki entel baki, ya baki entel baki diyerek yüzümüzü, gözümüzü, özümüzü Rabbimize çeviriyoruz. Ya baki entel baki, ya baki entel baki iki cümlesi mühim iki hakikati ifade ediyorlar. Ondandır ki Nakşilerin rüyasalarından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmeyi Nakşi hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikati mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte. Birinci defa ya baki entel baki bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor şöyle ki insan mahiyet-i camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyet-i camiasında hadsiz bir istidad-ı muhabbet derc edilmiştir. Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiğimiz mevcudat durmuyor, gidiyor. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti, hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir. Çünkü kalbindeki hadsiz istidad-ı muhabbet, hadsiz bir cemali bakiye malik bir zata tevcih etmek için verilmiş, o insan suistimal ederek o muhabbeti fani mevcudata sarf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurunun cezasını firakın azabıyla çekiyor. Evet, sonsuz bir cemali bakiyi sevmek için yaratılmış olan kalbimi ben fani mevcudata tevcih ediyorum ve bu defa da o fani mevcudat elimden çıkıp gittiği zaman hüsrana, heybete uğruyorum. Buradaki zarar ve buradaki zararı oluşturan aslında benim yanlışlığımdır. Neden? Çünkü cemali bakiyi sevmek için yaratılmış kalbimi fani mevcudata bağladım ve fani mevcudatla avunmaya çalıştım. Fakat onlar fanidirler. İşte bu kusurdan teberri edip o fani mahbubattan katı alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbub-u bakiye hasr muhabbeti ifade eden ya baki entel baki, ya baki entel baki, baki hakiki yalnız sensin, masiva fanidir, fani olan elbette baki bir muhabbete, ezeli ve ebedi bir aşka, ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz diyoruz. Evet, yalnız sen bakisin ve senin ifkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ediyorum ya Rabbi. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe layık değillerdir diyorum. Ya baki entel baki, ya baki entel baki diyerek. İşte bu halette kalp hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemaller üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse mahbuplara adedince manevi cerihalar oluyor. Eğer kalp ya baki entel baki, ya baki entel baki dediği halde kalben bunu yaşayamazsa manevi cerihalar halinde kaybettiği her şeyden firak azabı çekiyor. Yani azap çekiyor. İkinci cümle olan ya baki entel baki o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Ya baki madem sen bakisin yeter, her şeye bedelsin. Sen varsın, o zaman her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn, ihsan ve kemal umumiyetle baki hakikinin hüsn, ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Evet, bizim mevcudatta gördüğümüz bütün güzellikler Cenab-ı Hakk'ın cemalinin yansımasının, aksinin, gölgesinin, gölgesinin gölgesi zayıf akisleridir. İşte bizler bu zayıf gölgelere bile vuruluyoruz. Güneşin güzelliği, yeryüzünün güzelliği, bahçelerin, bağların güzelliği, derelerin güzelliği bizleri cezbediyor. Evet, ikinci nükte. İnsanın fıtratında bekaya karşı gayet şedid bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvveti ve vehime cihetiyle bir nevi beka tevehhüm eder, sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse, derinden derine feryat eder, bütün firaklardan gelen feryatlar, aşk-ı bekadan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Evet, tevehhüm-i beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alem-i bekanın ve ebedi cennetin bir sevgi vücudu, şu mahiyet-i insaniyedeki o şiddetli aşk-ı bekadan çıkıp, gayet kuvvetli arzuyu beka ve beka için fıtri umumi bir duadır.
Evet, cennetin ebedi olması veyahut da ebedi cennetin yaratılma sebebi insanın bekaya olan aşkıdır. İnsan bakiye aşıktır. Yani sonsuzluğa aşıktır. Sonsuz bir cemale aşıktır. Hem hiç mümkün müdür ki Fatır-ı Kerim, Halik-i Rahim, küçük midenin cüz'i arzusunu muvakkat bir beka için lisan-ı hal ile duasını hadsiz envai matumat-ı leziziyenin icadıyla kabul etsin de, umum nev-i beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtrisi olan beka arzusunu onlara cennet şeklinde iade etmesin. Kabul etmemek mümkün değildir. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka Baki Zülcelal'e mahsustur ve madem Baki'nin esması Bakiye'dir, madem Baki'nin aileleri Baki'nin rengini hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur, elbette insana en lazım iş, en mühim vazife o Baki'ye karşı alaka peyda etmek ve esmasına yapışmaktır. Evet, madem ki Baki'ye aşığız, madem ki biz sonsuzluğu arzuluyoruz, sonsuz bir cemali, sonsuz bir rahmeti, sonsuz bir merhameti, sonsuz bir muhabbeti arzuluyoruz, o zaman yapmamız gereken o zata olan sevgimizi, aşkımızı, şevkimizi, iştiyakımızı, ubudiyetimizi göstermek ve o zata yapışmaktır. Baki hakikiye yapışmaktır. Evet, ve ya baki entel baki, ya baki entel baki diyerek bütün kalbi arzumuzu dünyadayken tatmin etmiş oluyoruz. Çünkü dünya bir nevi sürgünümüzdür. Rabbimizden, yani sevdiğimizden uzaktayız. Onun cemalinin, gölgesinin gölgesinin çok zayıf numunelerini görüyoruz, duyuyoruz. Fakat zatından çok uzağız. Evet. Şu dünyada zamanın fena ve zeval eşyadaki tesiratı gayet muhteliftir. Ve mevcudat ise mütedahil daireler gibi birbiri içindeyken hükümleri zeval noktasında ayrı ayrı oluyor. Evet, yani ruhumuzun bir hayatı var, bir hissiyatı var, kalbimizin bir hissiyatı var, cesedimizin bir hissiyatı var. Cesedim şu anı seyyaleyi, şu saati yaşarken ruhum ve kalbim binler seneleri veyahut da binler günleri yaşayabiliyor. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkabiliyor. Cenab-ı Hakk'a olan sevgisini, arzusunu, beka aşkını, iştiyakını ilan edebiliyor. İşte bu istidada binaen hayat-ı kalbi ve ruhiye medar olan marifet-i ilahiye ve muhabbet-i rabbaniye ve ubudiyet-i sübhaniye ve marziyat-ı rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder, ebedi ve baki bir ömrü intac eder, baki ve layemüt bir ömür hükmüne geçer. Evet, baki hakikinin muhabbeti, marifeti, rızası yolunda bir saniye, bir senedir. Rabbimizin rızası istikametinde, sevgisi istikametinde geçirdiğimiz bir saniye veya bir salise binlerce sene hükmündedir. Belki bir asır hükmündedir. Eğer onun yolunda olmazsa bir sene, bir saniyedir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın sevgisi ve bekası yolunda değilsek, o zaman bin sene yaşasak, bu da bir saniye hükmündedir. Ve dünya cihetiyle ehli gafletin 100 senesi bir saniye hükmüne geçer. Meşhur bir söz var ki, firakın bir saniyesi bir sene kadar uzundur, visalin bir senesi bir saniye kadar kısadır. Evet, ne kadar uzun da olsa kavuşmak neticede kısadır, bitecektir. Fakat ayrılıkta ise bir saniye bir sene kadardır. Evet, bizler şu anda Rabbimizin cemalinden çok uzak hissetsek de kendimizi, cuma yamaçlarında Rabbimizin cemalini müşahede edinceye kadar, evet, bizim buradaki belki bir saniyemiz bize binler saniye gibi uzun gelebilecektir. Visal, yani Baki Zülcelal'in rızası dairesinde liveçillah bir saniye visal değil yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencere-i visaldir. Gaflet ve delalet firakı içinde değil bir sene, belki bin sene, bir saniye hükmündedir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Allah yolunda geçirilen bir saniye binlerce senedir. Allah'tan ayrı, gayrı geçirilen binlerce sene bir saniye hükmündedir. Hatta hiç hükmündedir. Fani mevcudatın misali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kusa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer.
bekayı isteyen kalbi insani, bir senevi salde yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Ey insanlar, fani, kısa, faydasız ömrünüzü baki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak istemez misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yolunda sarf ediniz. Çünkü bakiye müteveccüh olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur. Yani Rabbimizin yolunda geçirilen her şey, beka rengi giyecektir. Elimde bir elma mı var? Ben bu elmayı Allah için mi sevdim, Allah için mi kokladım, Allah için mi verdim? Ebediyet kazanacak. Elimde bir saniye mi var? Bu saniyeyi ben Allah yolunda tasadduk ettim, Allah yolunda geçirdim, Allah'ın sevgisiyle geçirdim. İşte bu binler sene hükmündedir. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister, bekaya aşıktır. Madem bu fani ömrü baki ömre tebdil eden bir çare var ve manen çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür. Elbette insaniyeti sükut etmemiş bir insan o çareyi arayacak, o imkanı bil fiile çevirmeye çalışacak, tevfik-i ilahi ile hareket edecek. Yani Allah için işleyecek, Allah için görüşecek. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah li vecillah li eclillah rızası dairesinde hareket ediniz. Hem şu hakikate binaen beynel evliya kesretle vuku bulmuş olan bast-ı zaman hadiseleridir ki bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatmeyi Kur'aniyeyi okumuştur. Nasıl okumuşlar? Allah yolunda geçirilen bir saniyeleriyle belki binlerce işler yapmışlar. Nasıl ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta bir anı seyyalede neleri görüp gezdi, ne icraatlerde bulundu. İşte aynı şekilde evliya da kalbiyle Allah'a müteveccih geçirdiği o saniyeler içerisinde binlerce saniyede üretilebilen güzellikleri üretebilecekler. Yani bastı zaman nimetine ulaşmış olacaklar. Elhasıl insan çendan fanidir. Fakat beka için halk edilmiş ve baki bir zatın aynesi olarak yaratılmış ve baki meyveleri verecek işleri görmekle tavsif edilmiş, baki bir zatın baki esmasının cilvelerine ve nakışlarına medar olacak bir suret verilmiştir. Öyleyse böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti bütün cihazatı ve bütün istidatıyla o baki sermedinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp ebed yolunda o bakiye müteveccüh olup gitmektir. Lisanı ya baki entel baki dediği gibi kalbi, ruhu, aklı bütün letaifi de ya baki entel baki demelidir. Evet arkadaşlar, kalbimizi, ruhumuzu, aklımızı Rabbimizin bekasına, baki olan cemaline, baki olan rahmetine, baki olan esmasına çevirdiğimiz zaman Allah'ın izniyle gerçekten kalplerimiz dünyadayken itminana ulaşacak, huzura ulaşacak ve cennet huzurunu dünyada yakalayacağız. İman bir tuğba-i cennettir. Gerçekten de öyledir. Bizler dünyanın bu fani cephesinde, fani güzelliklerinde, fani ışıklarda baki hakikinin ruhunu, nurunu, baki hakikinin cemalini aramalıyız ve bulmalıyız. Bugünkü konumuz ya baki entel baki, ya baki entel baki idi. Rabbim bizlere cennet sofralarında ya baki, ya baki, entel baki, sana ulaştık, sana kavuştuk.